Geldi, evet, görünüyor. Tamam, o zaman hazırız. Kontrollerimizi yaptık. Bir sıkıntımız gözükmüyor. O yüzden ben artık sözü almak istiyorum, dilerseniz. Herkese merhabalar. Ben Damla Kaymakçı. Başlamadan önce tüm katılımcılarımıza sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Bugünkü konumuz döküm parçalarda boyutsal hataların 3 boyutlu metroloji ile erken dönemde tespiti olacak. Etkinliğimizde değerli konuşmacılarımız da bize eşlik ederek sektörel tecrübelerini paylaşacaklar. Webinarımıza başlamadan önce bir 5 dakika daha diğer katılımcılarımızı yine bekleyelim. Ama bu süre boyunca da analizlerimizde göreceğimiz örnek parçamız, demo parçamız döküm vana gövdesinin üretim aşamalarını ve üretici dökümhanenin otomasyon kalite kontrol ve dijital ikiz uygulamalarına geçiş hikayesini yöneticilerinden, kurucularından birlikte dinleyelim. Wir haben uns in den letzten circa 20 Jahren entwickelt zu einem Spezialisten für Prototypen und Kleinserien in der Automobilindustrie, sind aber auch unterwegs in allen anderen Branchen, in denen Aluminium- und Magnesiumguss eingesetzt wird. Was uns auszeichnet, ist, dass wir die komplette Prozesskette im Hause haben und somit sind wir sehr flexibel, können uns sehr schnell auf die Kundenwünsche einstellen und bieten eine Komplettlösung aus einer Hand. Mein Name ist Jürgen Dreyer, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Metallgießerei Wilhelm Funke in Eifelt-Leine. Das Haus Funke ist entstanden in den 50er Jahren durch die Gründung des Modell- und Formbaus und entwickelte sich zu einer Kundengießerei, also für den Modell- und Formbau. Natürlich ist ein Kriterium, was wir erfüllen müssen, die Maßhaltigkeit der Bauteile sicherzustellen. Das ist als Gießer eine der wesentlichen Aufgaben mit. Der Kunde möchte natürlich ein Bauteil an die Hand kriegen, was passt. Was für uns letztendlich bedeutet, dass wir unseren kompletten Prozess von der Konstruktion bis hin zur mechanischen Bearbeitung darauf abstellen müssen und letztendlich natürlich auch überwachen und überprüfen müssen. Das hat man früher konventionell gemacht. Heute nutzen wir natürlich die elektronischen Möglichkeiten, die sich ergeben. Ja, die Messtechnik in der Metallgießerei Funke spielt eine große Rolle. Durch immer steigende Qualitätsanforderungen durch unsere Kunden sind wir gezwungen, weiter in die Messtechnik hineinzusteigen und diesen Part weiter auszubauen, um Nachweise liefern zu können für unsere Kunden, dass wir auch wirklich die geforderte Qualität liefern können. Seit 2012 hatten wir ein manuelles GOM-System im Haus und jetzt der Unterschied zu dem neuen System ist, dass wir Programme einspeichern können und die Maschine vollautomatisch wiederholgenau die Programme abfährt, die wir vorher programmiert haben und somit eine Wiederholgenauigkeit der Vermessung gewährleisten können. Gerade bei kleinen Serien bis mittleren Serien können wir somit gesamte Serienumfänge einscannen und dem Kunden entsprechend den Nachweis liefern der Genauigkeit unserer Bauteile. Das Besondere der ATOS Scanbox ist, dass wir den menschlichen Faktor herausnehmen konnten aus Wiederholungsmessung.
dass wir den Durchsatz erhöhen konnten und das mit einer sehr präzisen und genauen Messung, was uns sehr wichtig war. Das Gießen an sich in seiner zunehmend komplexen Form ist schon was, was mich über Jahre begeistert und wo ich auch erkenne, dass da noch Aufgaben auf uns warten, die interessant und spannend sind, zum Beispiel den Weg in sehr komplexe, sehr anspruchsvolle Bauteile im Bereich der Luftfahrt, wo so Technologien wie zum Beispiel ein optisches Vermessen uns auch ganz andere Möglichkeiten noch eröffnen, die wir für die Zukunft des Hauses auch nutzen wollen. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu ve benzeri başarı hikayeleri ve webinar içeriklerimizi yeniden izlemek için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Aktif olarak sektörel paylaşımlar yapıyoruz ve etkinlikler düzenliyoruz. Haberdar olmak için LinkedIn'de Kadem Metroloji sayfasını takip edebilirsiniz. Webinarımızın yaklaşık 90 dakika civarında süreceğini öngörüyoruz. Kadem Metroloji ekibi olarak pratik uygulama örneklerine ağırlık verdik ve vaktinizi en verimli şekilde geçirebilmenizi hedefledik. Zaman ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Sorularınızı etkinliğimiz boyunca Zoom ekranın üzerinde yer alan QA kısmından, soru cevap kısmından bizlere iletebilirsiniz. Tabii ki de etkinlik sonunda soru ve cevaplarımız için ayrıca zaman ayıracağız. Bugün döküm ve otomotiv sektöründen konuşmacılarımız da bizlere eşlik ederek tecrübelerini paylaşacaklar. Webinarımızın planlanan akış sırasına göre önce Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği İş Geliştirme Direktörü Sayın Tunça Cihangir Şen'e sözü veriyor olacağız. Tunça Bey, Türkiye metal döküm sektörü ve güncel trendlerini bizlerle paylaşacak. Ardından dijital dönüşüm vizyonu ile son dönemde pek çok önemli başarıya imza atan Coşkun Öz Kalıp Makine ekibi ile devam edeceğiz. Coşkun Öz Kalıp Makine AŞ Kalite Müdürü Sayın Okan Mercanlı, saç şekillendirme kalıplarının döküm proseslerinde sıkça yaşanan boyutsal hataların analizi konusunda tecrübelerini bize aktaracak. Ve ardından sanal analiz uzmanı Sayın Ömer Ayhan'dan GOM Inspect ile sanal analiz, parça analizi ve raporlama örneklerini izliyor olacağız. Şimdi bu noktada Tunça Bey, sözü ve ekranı size teslim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese günaydınlar. İsmim Tunça Cihangir Şen. Sizlere bugün Türkiye Metal Döküm Sektörü, Türkiye Döküm Sanayici Derneği ve sektörümüzün gündemindeki konular, son dönemdeki projelerimiz hakkında bilgi vereceğim. Bu noktada hızlı bir sunum yapacağım sizlere. Ekranım geldi sanırım, değil mi? Evet, ekranı görüyoruz. İçeriğimiz şu şekilde olacak. İlk önce derneğimizin kısa bir tarihçesi hakkında bilgi vereceğim sizlere. Sonrasında sektörümüzün güncel istatistiklerine ve dünyadaki, Avrupa'daki konumuna bir göz atacağız. Ondan sonra derneğimizin mesleki eğitim projeleri, döküm kongremiz ve son dönemde ortağı olduğumuz Avrupa Birliği projemiz Kramafor'dan bahsedeceğim kısaca. Derneğimiz Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği 26 Ekim 1976'da dönemin sanayicilerinden siyasete girmeden önce bir çelik dökümhanesinin genel müdürü olan merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın önderliğinde kurulmuş. Sonrasında 89 yılında Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Dünya Dökümcüler Birliği WFO'nun üyesi olduk. 96 yılında yine Bakanlar Kurulu kararıyla unvanımıza Türkiye ibaresi eklendi. 2007 yılından bu yana da Avrupa Dökümcüler Birliği KAYEF'in daimi üyesiyiz. Özellikle WFO ve KAYEF'in yönetim kurulları başta olmak üzere çeşitli çalışma gruplarında da yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik, dijitalleşme, döngüsel ekonomi ve sosyal medya yönetimi gibi son dönemde birçok çalışma grubu kuruldu veya hepsinde aktif olarak ülkemizi temsil ediyoruz. Üye profilimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Bugün TÜDÖKSAT'ın 180'e yakın üyesi bulunuyor. 127 tane üye dökümhanemiz var
döküm tesisimiz var. 49 tane ise tedarikçi üyemiz bulunuyor. Tedarikçi üyeler bizim derneğimizde şunu ifade ediyor. Dökümhanelere ham madde, sağlık malzemeleri, ekipman, teknoloji ve diğer servisleri tedarik eden firmalarımız bünyemizde tedarikçi üyeler olarak yer alıyor ve bu sayede sektörün tüm bileşenlerini tek çatıda toplamış oluyoruz. Temsiliyet oranımızı da şu şekilde ifade edebilirim sizlere. Tüdyoksat üye dökümhaneleri Türkiye'nin toplam metal döküm üretiminin %85'ini gerçekleştiriyor. Türkiye'nin toplam döküm ihracatında ise %90'a yaklaşan bir paya sahibiz. Peki sektörümüz dünyada ve Avrupa'da nerede? Özellikle pandeminin etkileri neler oldu? Biraz bunları ifade etmeye çalışacağım. Bu grafikte dünya metal döküm üretimi sıralamasını görüyoruz. Rakamlar 2020 rakamları ve Amerikan Dökümcüler Derneği'ne ait her yılın sonunda yayınlanan rakamlara ait veriler bunlar. Türkiye 2020 yılındaki pandeminin ilk yılı olması dolayısıyla çok özel durumlar yaşandı. Birazdan daha detaylı aktaracağım tekrardan sizlere. 2020'de yılındaki üretim rakamımız bizim 2 milyon 170 bin ton civarında ve dünya sıralamasında 9. sıradayız. Hemen ardımızda Brezilya var. Hemen önümüzde ise Güney Kore var. Çok ufak farklar var aramızda. Ve kapasite kullanım oranımızın %65 civarında olduğumuzu düşünürsek, yeni yatırımlarla birlikte de sipariş oranlarımız arttıkça dünya sıralamasında yukarıya doğru yürüyüşümüze devam edeceğimize eminiz. Ki daha henüz 2021 rakamları açıklanmadı. Bu rakamlar üstünde çalışılıyor. Bir de şöyle bir grafik vermek istiyorum. 2014 yılından bu yana toplam dünya döküm üretimindeki payımıza bakarsak 2014'te bu %1.69 iken 2020'de 2.06'ya gelmiş durumda. Ki pandemiden önce biraz daha yüksekti. Dünyada yaklaşık her yıl 100 milyon ton döküm yapıldığını düşünürsek ve yarısını da yaklaşık hatta biraz daha fazlasını da Çin'in yaptığını düşünürsek çok önemli bir paya sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki Avrupa'da neredeyiz? Avrupa'daki konumumuz 2020 yılında yine 2 milyon 170 bin ton üretimimizle biz ikinci sırada yer aldık. Birinci tabii ki Almanya, ancak Almanya'nın üretimi 3.4 milyon ton seviyesine geriledi. 2019 yılındaki üretimleri ise 4.8 milyon ton civarındaydı. Çok önemli bir düşüş var. Tabii bunda pandeminin de etkileri var ama Türkiye'nin, ülkemizin kendine has özellikleri, coğrafi konumu, bilgi birikimi ve döküm sektöründeki tecrübesiyle özellikle 2021'de, henüz 2021 rakamları yok ama çok önemli siparişler kazandık. Avrupalı OEM'lerin tedarik zincirlerinin yeniden düzenlemesi ve Uzak Doğu yerine Türkiye'yi tekrar gündemine almalarıyla beraber büyük siparişler Türkiye'ye geldi ve geçtiğimiz yıl baktığımız zaman Türkiye'de 30'a yakın yeni kalıplama hattının sipariş edildiğini gördük biz. Ki bu önümüzdeki yıllarda çok büyük artışlar göreceğiz demek oluyor. Ardımızda ise İtalya, Fransa ve İspanya geliyorlar ama aramızdaki fark oldukça belirgin onlarla. Farkı bir de şu grafikte anlatmak istiyorum. Bu grafikte 2018, 19 ve 2020 yılındaki değişimleri görüyoruz. Özellikle mavi bara bakacak olursak, bu mavi barlar 2019 üretiminin 2018'e göre kıyaslamasını ifade ediyor. 2019'da üretimini arttırmayı başaran tek ülke Avrupa Birliği, Avrupa bölgesi içerisinde Türkiye, %2.6 oranında bir artış yakaladık ki 2020'ye de çok iyi başlamamıza rağmen çok derin bir krize girildi tüm dünyada pandemi doğrultusunda. Ancak yine de turuncu barda görüyoruz. 2020'de de pandeminin ilk yılında da biz bu krizi aslında çok iyi yönettiğimizi gördük. Düşüşümüz tedarik zincirlerindeki duruşlar, özellikle Avrupalı otomotiv üreticilerinin üretimlerini durdurmak zorunda kalması dolayısıyla bütün ülkelerde düşüş yaşandı ama bizim düşüşümüz sadece %-6 ile sınırlı kaldı. Diğer ülkelere baktığımız zaman
Özellikle Almanya'da döküm üretimi bir önceki grafikleri görmüştük. %30'a yakın bir düşüş var. İtalya keza %25 ve Fransa, İspanya, Polonya %20 civarlarında düşüş yaşadılar. Bu bizim aslında sektörümüzün daha doğrusu dünyadaki güçlü konumunu gösteren veriler. Hepsi Avrupa Dökümcüler Birliği'nden alınmış verilerdir. Sunumumuzu zaten kademe ekibiyle paylaşacağız. Sonrasında sizlere ileteceklerdir. Daha birçok verimiz var ancak bugünkü konuşmamı biraz hızlı yapmak istiyorum. Sektörümüzün malzeme bazlı üretim dağılımını görüyoruz burada. Özellikle 2020'ye bakalım. Pik dökümümüz, bizim gri dökme demir üretimimiz 2020'de 620 bin ton civarındaydı. Sfero döküm üretimi 900 bin tona yaklaşıyor. Çelik döküm üretimimiz ki yıllara nazaran baktığımızda hep belli aralıklar içerisinde ilerliyor. Yine kendi seviyesini korumuş durumda. Demir dışı döküm 506 bin tona ulaştı. Bir önceki yıl 600 bin tona yaklaşmış olsa da yine de artış oranı son özellikle 5 yılda hiç çift hanenin altına düşmemiş durumda. Ki otomotiv sektöründeki son gelişmeleri gördüğümüz, incelediğimiz vakit demir dışının ilerleyen dönemde daha da artacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki 2022'nin trendleri neler? Sektörümüzün gündeminde neler var diye konuşacak olursak özellikle son 2 yıldır hepimizin gündeminde ham madde maliyetleri ve enerji maliyetleri var. Özellikle ferro alyajlar ve diğer malzemelerle başlayan tedarik sıkıntıları ülkemizi çok etkilemese de fiyatları çok etkilemiş durumda. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinin de etkisi enerji fiyatlarında görüldü. Ham madde tarafında da bazı etkileri var ancak ülkemizin döküm sektörünün tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı şu ana kadar. Biz TÜDÖKSAT olarak da düzenli risk analizlerimizi yapıp bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Hem ham madde arzının hem de enerji arzının sektörümüzün açısından garanti altına almak adına bu fiyatları üyelerimize daha doğrusu sektörün incelemesine sunmak için bizim aylık yayınladığımız ham madde endeksimiz bulunuyor. Web sitemizin kütüphane bölümünde herkesin erişimine açık şekilde bir veriler yayınlıyoruz. İçinde ham madde fiyatları bulunuyor. Burada fiyatı, pik fiyatları ve ferroalyaj fiyatları olmak üzere döviz kurları, enerji fiyatları, ayrıca yurt içi üretici fiyat endeksleri gibi birçok veri var. Üye dökümhanelerimizin maliyet çalışmalarında fayda sağlaması için düzenli yayınlamaya devam ediyoruz. Sektörümüzün gündemindeki bir diğer konu ise tabii ki Avrupa Yeşil Mutabakatı ve özellikle önümüzdeki birkaç sene içerisinde gelecek olan sınırda karbon düzenlemesi. Bu bizi şu anda resmi olarak döküm sektörü kapsam içinde yer almasa da özellikle ihracatımızın ağırlıklı Avrupa Birliği'ne olması ve karbon vergisi kapsamının yıldan yıla genişleyeceğini düşündüğümüz zaman orta vadede bu düzenlemenin içinde biz de yer alacağımızı görüyoruz. Ve dernek içerisinde bununla ilgili bir çalışma grubu kurduk. 15'e yakın dökümhanemizin çevre ve iş güvenliği temsilcileri yer alıyor bu grupta. Karbon ayak izi hesaplamaları döküm sektörü özelinde tabii ki ve dökümhanelerin karbon ayak izini düşürmek amacıyla izleyebileceği bir yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Esas amacımız bu. Bunun yanında TÜDÖKSAT, Business for Goals ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun bir üyesi. Bu platformlarda da karbon ayak izi ile ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle Business for Goals platformunda yeni bir çalışma başlatıldı. Tüm endüstri kollarında pilot tesisler seçilerek geriye dönük şu anda verileri toplanıyor. Sektörel karbon ayak izi ortalamaları çıkarılacak. Ve sonrasında dünyayla sektörel benchmarklar yapılmaya çalışılacak. Biz bu çalışma neticesinde de döküm sektörümüzün ayak izi verilerinin dünyaya kıyasla nerede olduğunu görmüş olacağız. Ki özellikle son dönemdeki modern yatırımlarımız ve son teknolojilerimizle birlikte çok Avrupa ülkelerine göre aşağıda ya da onlarla aynı seviyede olacağımıza eminiz diyelim.
Son olarak bahsetmek istediğim döküm sanayimizin projeksiyonu hakkında özellikle bizim güçlü yanlarımızı şöyle görüyoruz biz. Sektörümüzün çok derin bir know-how birikimi var. Son 20-30 yıldır özellikle çok büyük yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Tabii ki çok büyük bir coğrafi konum ve lojistik avantajımız var diğer ülkelere göre. ARGE teşvikleriyle beraber bugün yaklaşık 20'ye yakın döküm tesisi ARGE belgesi almış durumda ve üniversitelerimizle birlikte çok güzel projelere imza atılıyor. Yeni teknolojilerin araştırılması bazında da özellikle hızlı prototipleme, 3D yazıcılar bunlar özellikle hızlı prototip üretimi noktasında çok büyük faydalar ve kompleks parçaların üretimi noktasında çok büyük faydalar sağlıyorlar sektörümüze. Yeşil mutabakatın, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir odak noktası da hepimizin bildiği gibi sanayide dijital dönüşüm, yeşil dönüşümün yanında dökümhanelerde dijitalleşmenin önemi de daha da belirginleşmeye başladı. Bulut teknolojilerinin kullanımı, yeni teknolojilerin kullanımı, özellikle metroloji, tersine mühendislik, üç boyutlu taramalar, bu noktada tesislerimizin çok önemli yatırımları var. Bugün bu katıldığımız değerli seminerin konusuna da çok hitap eden bir nokta bu. O yüzden bugünkü semineri çok kıymetli buluyoruz. KADEM ekibine de bir kez daha teşekkür ediyoruz bize söz hakkı verdikleri için. Ülkemizin öne çıkan bir noktası daha ise iş gücü potansiyelimiz. Çok yüksek bir potansiyele sahibiz. Özellikle sektörümüzün geleceğe emin adımlarla yürümesi açısından gençlerin sektöre kazandırılması ve dökümle ilgili mesleki bilgilerinin belli bir seviyeye ulaşması çok önemli. Biz bu amaçla dernek olarak 2015 yılında bir eğitim girişimi oluşturduk. TÜDÖKSAT çatısı altında, TÜDÖKSAT Akademi ismiyle. Sektörümüzün bilgi seviyesini yükseltmek ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla kongreler düzenliyoruz. Her yıl biz düzenli olarak döküm kongresi gerçekleştiriyoruz. Ayda 2 veya 3 sefer eğitim danışmanımız Seyfi Değirmenci Bey ile birlikte organizasyonlarımız oluyor mesleki eğitim açısından. Bunun dışında talebe yönelik özellikle sektör dışından değerli kuruluşlarımızın talepleri oluyor. Dökümün temellerini öğrenmek üzere birkaç günlük eğitim programları da düzenleyebiliyoruz onlar için. Faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Web sayfamızdan eğitim takvimimizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca döküm kongremizle ilgili duyuruları takip edebiliyorsunuz. Web adresimiz akademi.tiryoksa.org.tr. Bu yıl döküm kongremiz TÜYAP'ta Ankiros ve Türk Pas fuarları ile birlikte açık alanda gerçekleşecek. Temamızı biz dökümün geleceğini konuşuyoruz şeklinde belirlemiştik. 6-8 Ekim'de yine tüm sektörün katılımını açık şekilde gerçekleştireceğiz. Çok değerli uzmanların değerli çalışmalarını dinleyeceğiz. Buradan sizleri davet etmiş olmak istiyoruz bir kez daha etkinliğimize. Onun haricinde bir diğer eğitim projemiz, bu projemiz daha çok gençlere ve mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza yönelik Dökümhane Akademi web adresiyle dökümhane.net şeklinde. Bu projemizin amacı özellikle çok eksikliğini gördüğümüz Türkçe eğitim kaynaklarının azlığına bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sitemizin içeriğinde derslere tıkladığımız zaman burada sektörün değerli profesyonelleriyle hazırladığımız videoları göreceksiniz. Bunlar çok temel bilgiler ve hatta uygulama örnekleri içeren 8-9 dakikalık videolar. Şurada gördüğünüz gibi bir videoyu izleyip bitirdiğiniz zaman ilişkili videoları, ilgili kaynakları, literatür taraması da yapabiliyorsunuz. Sayfamız içerisinde bir kütüphane bölümü de var. Ve sağda gördüğünüz gibi bir arama motorumuz var. Buradan dilediğiniz herhangi bir konuyla ilgili arama yaptığınız zaman kaynaklara hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Yeni devreye aldığımız kariyer bölümümüz var. Burada aşağıda gördüğümüz sektördeki genç meslektaşlarımızla hazırladığımız kısa videolar var. Amaç sektöre adım atmayı düşünen, dökümle ilgilenen gençlere tecrübe paylaşımı gerçekleştirmek. Ayrıca kariyer bölümünde gençler ya da ilgilenenler diyelim özgeçmişlerini yükleyerek iş araması
yapmalarına da fırsat tanıyoruz. Hem staj çalışmamız da bunun içerisinde. Ve web sayfamızın bir de blog kısmı var. Buradan sektörün gündemindeki güncel konularla ilgili yazılan makaleleri inceleyebiliyorsunuz. Son olarak Avrupa Birliği projemiz var demiştim. Bunun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ekim 2020'de başlayan bir proje bu. Başlığı metal döküm sektöründe döngüsel insan kaynakları yönetimi için beceri ve yetkinlikler. Projenin koordinatörü İspanyol Dökümcüler Derneği ve Hollanda'dan, İtalya'dan, Türkiye'den ortaklar bulunuyor. Türkiye'den iki ile birlikte biz katılıyoruz. Projenin amacı şöyle kısaca özetlemek istersek, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber açıklanan bir yine Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi eylem planı bulunuyor. Bununla geleneksel ekonomi modelinden yani üret, kullan, at modelinden üret, kullan ve yeniden değer katarak ekonomiye kazandırmayı amaçlayan bir model bu. Bizim projemiz yine bu felsefeyle ancak bu sefer insan kaynakları yönetimine bir çözüm getirmeyi amaçlıyor. Proje içerisinde döküm sektöründe çalışan insan kaynakları yöneticileri için bir eğitim modülü hazırlanıyor. Eğitim modülünün içeriği yeşil mutabakat, sürdürülebilirlik, dökümhanelerde çevre yönetimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarını içerecek şekilde hazırlanıyor. Amaç insan kaynakları yöneticilerine bu bilgileri aktararak onların sanayimizin neden bir dönüşüm geçirmesi gerektiğine dair bir farkındalık kazanmalarını amaçlıyoruz ki insan kaynakları bugün şirketlerin stratejik planlarında çok önemli bir yere sahip. Beceri ve yetkinlikler noktasında çok önemli değişiklikler olacağı için insan kaynakları yöneticilerinin bu bilgileri alması hedefleniyor. Projemizin web sayfasından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Kromofor.eu adresinden. Biz de web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı düzenli olarak paylaşıyoruz gelişmeleri. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tunç Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler, kaynaklar, veriler paylaştınız bizimle. Sizleri aramızda görmekten ötürü de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi dilerseniz ben ekranı devralayım. Görünüyordur diye düşünüyorum. Bir aksilik varsa lütfen beni uyarın. Şimdi dilerseniz konumuza, günümüzün konusuna yavaş yavaş bir giriş yapalım ve döküm sektöründe üç boyutlu metrolojiden bahsedelim. Birçok sektörde olduğu gibi döküm sektörü de her zaman daha verimli olmanın yollarını aradı, aramaya devam ediyor ve daha kaliteli işler yaparken ıskarta, tamir ya da kalitesizlik maliyetlerini de en aza indirgemeyi hedefledi. Hedefimiz daha düşük maliyetlerle daha kaliteli ürüne ulaşmak iken kalite kontrol çalışmalarının bazı süreçlerde dar boğaz oluşturduğunu ya da hatanın önlenmesini sağlayacak ara kontrollerin yapılamadığını mutlaka tecrübe etmiş olmalısınız. Bu dar boğazın giderilmesi için gerekli ilk adım üretilen parçalar üzerinden 3 boyutlu, tam alanlı, yüksek hassasiyette ve kesinlikte verilerin en hızlı şekilde elde edilebilmesi. Tam burada devreye optik tarayıcılar, optik sensörler giriyor. Optik sensörler ile elde edilen STL yani nokta bulutu datasını üretilen parçanın dijital ikizi olarak tanımlıyoruz. Elde edilen bu dijital ikiz, hızlı bir analiz, karar ve gerekli durumda müdahale sürecine imkan sağlamalı. Bu üç boyutlu veriler birimler arasında kolayca paylaşılabilmeli ve gelecek çalışmalar için de arşivlenebilir olmalı. Bugün göreceğiniz tüm uygulamalar, parçaların Atos optik sensörleriyle taranması sonucunda elde edilen dijital ikizin bir CAD data referansında ya da herhangi bir CAD data olmadan yapılan analizleri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Üç boyutlu bir tarayıcının hangi prosesler ya da parçalarda kullanılabileceğini hızlıca bir göz atalım birlikte. Tarayıcılar parçanın optik olarak görünür yüzeylerinden veri topluyorlar. Dolayısıyla hangi proses olduğundan bağımsız olarak çıktının kontrolünü sağlıyorlar.
Bu çıktı bir ahşap model plakası, maça sandığı, yüksek basınçlı döküm kalıbı ya da hassas döküme ait bir mum model ya da benzeri olabilir. Elde kalıplama metodu ile düşük adetli parçalar ve prototipler üretiyoruz. Süreçteki her adımın kontrole atılması bu yüzden çok önemli. Çünkü tespit edilemeyen bir hata tüm sürece en başından başlamamızı gerektirebilir. Kaybedilen zaman başta olmak üzere ciddi kayıplar yaşanması söz konusu. Otomatik kalıplama ile seri üretimde ise SPC yani istatistiksel proses kontrol yaklaşımı çok önemlidir. Hızlı sonuçlar veren bir tarayıcı ile kontrol frekansınızı arttırdığınızda kritik ölçülerde oluşmaya başlayan bir hatayı erken dönemde tespit ederek önleyebilirsiniz. Tam alanlı analizin bir diğer avantajı ise kritik olarak kontrol edilmeyen diğer bölgelerde oluşmaya başlayan bir hata varsa bunu da erken dönemde görünür hale getirmesi ve sizi uyarmasıdır. 3 boyutlu optik tarayıcıların proplu sistemlere göre en önemli avantajlarından biri ölçülecek parçanın yüzey karakteristiğinden ya da geometrisinden etkilenmeden ölçüm yapabilmesidir. Atos sensörleri mavi ışık teknolojisi ve stereo kamera sistemi sayesinde parçaya temas etmeden belli bir çalışma mesafesinden yüksek hassasiyette veri toplar. Uygulama örneklerimizde optik ölçüm prosesinin neye benzediğini birlikte izliyor olacağız. Optik metrolojinin diğer bir önemli avantajı ise parça geometrisiyle birlikte parça boyutundan da bağımsız olarak özel bir referanslamaya gerek duyulmadan üretim alanlarında ölçüm imkanı tanıyabilmesidir. Küçük döküm parçalardan çok büyük boyutlu saç metal şekillendirme kalıplarına kadar farklı boyutta parçaları tek bir optik sensör ile ölçmek mümkündür. Ekranın sağında örneğini gördüğünüz döküm pres kalıpları otomotivde saç şekillendirme süreçlerinin önemli bir girdisi. Gündemimiz proseslerde maliyetleri azaltmak iken otomotiv sektörünün öncü firmalarından Coşkunuz Kalıp Makine ekibine sözü vermek istiyorum. Okan Bey, döküm pres kalıplarında 3 boyutlu optik tarama çıktıları ile verimlilik sağlanan üretim süreçleri hakkında tecrübelerini bizlere aktaracak. Hemen ardından sözü Ömer Bey'e devredeceğiz. Ömer Bey, tüm üretim proseslerinden önce yapılan sanal analizler ile final kalitede sağlanan iyileştirmeyi bizlerle paylaşacak. Okan Bey, bu noktada ben sözü ve ekranı size teslim edeyim. Çok teşekkür ederim Damla Hanım. Ekranım geldi umuyorum. Ekranı henüz gelmedi Okan Bey. Tekrar deneyebilirsiniz. Tamamdır. Tamamdır. Şu an görünüyor. Merhaba. Bu webinarı düzenlediği için öncelikle Kadem Metroloji ekibine ve Türkiye Döküm Sanayiciler Derneği Tunçay Bey'in biraz önceki aktarmış olduğu bilgilere ben de kendi adıma ve şirketim adına çok teşekkür ediyorum. Saç metal şekillendirme kapının döküm prosesinde sıkça karşılaşılan boyutsal hataların analizi noktasında bizdeki bilgi birikimi ve yapmış olduğumuz uygulamalardan ben de sizlerle bazı örnekleri ve bilgileri paylaşıyor olacağım. Biz holding olarak 7 sektörde 12 şirketle yaklaşık 2300 çalışanıyla sektörlerde rol alan bir holding olarak görev yapıyoruz. Mevcut lokasyonumuz bir müdür olarak görev yaptığım kalıp makine lokasyonu. Burada mevcut bir Atos Tribal Scan sistemimiz var. Görsellerle aktarmak istediğimiz döküm kalıplarının taranması süreci ve saç parçaların, üretmiş olduğumuz saç parçaların analiz ve tersleme mühendislik çalışmalarını bu süreçte optik tarama süreciyle geçiyoruz. Keza yine Metalform fabrikamızda seri üretim fabrikamızdır. Orada geçen yıl yatırımını yapmış olduğumuz Atos
ScanMax 7 serisi cihazla hem üretilen kalıplarda hem de serideki parça ölçümlerini gerçekleştiriyor oluyoruz. Yurt dışında iki tane lokasyonumuz var. Rusya'da Tataristan Alabuga bölgesinde yine Atos BOM serisi mevcut. Burada da mevcut yapılan projelerin ve üretilen parçaların ölçüm, optik tarama süreçlerini yürütüyoruz. Yani Romanya'da Joshkons Magneto ortaklığındaki fabrikamızda 6 serisi bir Atos GOM'la optik tarama süreciyle kalite kontrol faaliyetlerini yürütüyoruz. Holding 1950'de serüvenine başlamış. 1983'te biz kalıp makine fabrikası olarak ilk üretimi gerçekleştiriyoruz. Günümüze kadar da bahsetmiş olduğum 7 sektörde 12 tane şirkette ve farklı startuplarla önümüzdeki yıllarda farklı startuplarla farklı sektörlerde rol alıyor konumdayız. Kalıp makine olarak bizler farklı dillerdeki proje liderleri ekiplerimizle anahtar teslim projeleri gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir mühendislik takımı var ve arkasında bir Ar-Ge tecrübesi, bir know-how var. Müşterilerimizle uzun süreli üretim ve mühendislik tecrübelerimiz söz konusu. Yine co-design partnerliklerimiz var OEM'lerle beraber. Çin'de, Avrupa'da, Rusya'da ayak izlerimiz. Tedarikçi yönetiminde de Türkiye, Almanya, Çin ve Kore'de farklı stratejik tedarikçi ortaklıklarımız söz konusu. Burada bir görseller aktarmak istedik. Kalıp makine olarak farklı otomotiv sektöründe farklı referans parçalarımız söz konusu. Dış yüzey parçalarda ciddi bir know-how ve experience söz konusu. Evet, optik tarama sürecine geçmek gerekirse biz kalıp makinede lokasyonumuzda ve şirketimizde aslında bir özet bilgi olarak tersine mühendislik aşamasında ciddi olarak optik tarama sürecini kullanıyoruz. Burada yeni modifikasyonlar, mühendislik değişiklikleri eğer kalıp yüzeylerinde söz konusuysa optik taramayla çok rahat bu süreci yönetebiliyoruz ve bir tersine mühendislik gerçekleştirebiliyoruz. İkinci maddemiz spring back kompansasyonu. Yani parçadaki eğer bir spring back geri yaylanma söz konusu ise bu draw shell operasyonuyla çekmeden çıkan parçadaki parçanın optik tarama sonucundaki çıkan datasını çok rahat sanal ortamda görüp analizini yapıp parçanın bir sonraki işleme yüzeylerinde katkısını görebiliyoruz. Günümüz konusu olan takım optimizasyonu içinde yani CNC tezgahta işlerken takım optimizasyonu içinde dökümlerin ölçülmesini optik tarama sürecine dahil edebiliriz. Mevcuttaki görsel bizim manuel Atos Triple Scan sistemimiz. Ben sizlerle kalıp işleme sürecini aslında bahsederek başlamak istiyorum. Burada döküm firmasından kalıbın gelişi aslında bir ilk adımımız. Sonrasında dökümün 3D optik tarama cihazı ile taranarak malzemenin bir data oluşturulması konusu var. Onun sonrasında döküm datası ile tasarım datasının dijital ortamda bir referanslanması çalışması var. Bu kalite mühendisliği çalışması aslında. Burada referanslanmış dataların analizini ilgili kalite bölümündeki arkadaşlar compare ediyor, dataları karşılaştırıyor. Sonrasında analiz edilen sonuçlarına ve oluşturulan kalıp datasına göre CAM departmanımız CAM programlarının yapılmasını gerçekleştiriyor. Sonrasındaki adım dökümün işlenmesi ve bir sonraki etap işleme sonrası dökümün 3D optik tarama cihazı ile taranarak analiz edilmesi, işleme uygunluğunun kontrolü. Biz kalıpçılar için en son adım aslında meyveyi toplamak, sonrasında montaja geçiş, pres altı çalışmaları ve parça üretimi sürecin son etabı oluyor. Burada farklı görsellerle sizle detayları paylaşmak istedik. Döküm ham madde olarak geldiğinde ikinci stepte döküm 3D optik taramaya alınıyor ve bir kalıp tarama datası oluşuyor. Bu kalıp tarama datası ile mevcuttaki tasarım datasını birbirine karşılaştırmış oluyoruz. Bunun sonucunda bir analiz çıkıyor. Bu analiz bizim için çok
ve kalıpçılık endüstrisinde çok değerli. Neden? Çünkü CAM programı bu yapılan analize göre gerçekleşiyor ve bu yapılan CAM programında ilgili optimizasyonlar, takım yolu optimizasyonları oluşturulmuş oluyor. Dolayısıyla CNC işlemeye giren kalıp optimum şekilde tezgahta işlendikten sonra bir sonraki istasyon 3D optik tarama, final 3D optik tarama sürecine geçiyor. Final 3D optik taramadaki final analiz datası da bizim pres altına girmeden önceki aslında dijital ortamda kalıbın uygunluğunu sanal olarak, net olarak ortaya koyduğumuz bir süreç aslında. Sonrasında da montaja geçiş yapıp pres altı çalışmayla nihai parça üretimini, numune üretimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Tersine mühendislik çalışmaları dedik. Tersine mühendislik çalışmalarında da bir elimizde data var ise bu Gomatos'ta taranarak elde edilmiş STL uzantılı datayı export ediyoruz. Sonrasında TEBIS programı ile bir prep modülü vasıtasıyla bu datayı CAD data oluşturma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Bu işlem CATIA ortamında ilgili modül kullanarak da yapmak mümkün. Buradaki datadan ürüne aslında ve üründen dataya olan yolculuğu ifade ediyor. IGS uzantılı datayı CATIA ortamında istenen tüm değişiklikleri, optimizasyonları rahatlıkla üzerinde gerçekleştirebiliyoruz. 3D yüzey arşivleme, kalıpçılık endüstrisinin bence yapmış olduğu işe ciddi derecede kat koyan bir optik tarama sürecinin faydası. Kalıp alıştırma işlemi ve geometri çalışmaları tamamlanan, müşteride teslim aşamasına gelen bir kalıbın yüzeyi Atos tarama cihazı ile taranarak, ya optik tarama cihazı ile taranarak yüzey 3D STL data olarak arşivlenebiliyor. Bu bize nasıl bir kolaylık sağlıyor? Kalıpta daha sonra oluşacak bir deformasyon, revizyon gibi durumlarda işleme bu data üzerinden yapılarak daha önce yapılan kalıp tryout işçilikleri, kalıp alıştırma işleri ve geometri çalışmalarının tekrarlanmasının önüne geçilmiş oluyor. Evet, kalıp işleme sürecindeki bize yaratmış olduğu avantajları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Döküm malzemede eksiklik olması durumunun işleme öncesinde tespit etmek. Burada gelen dökümün veya dökümcüde üretilen döküm tedarikçisinde üretilen dökümün döküm sahasında taranması işleme tezgahında ulaşacak zaman kayıplarının önlenmesini tamamen ortaya koyacaktır. Yine döküm hatasının proje planında oluşturacağı olumsuz etki. Kalıp süreci, kalıp imal süreci uzun soluklu bir süreç. Ancak döküm ciddi bir ham madde bizim saç metal kalıpçılığında. Dolayısıyla dökümde yaşanan bir kalitesizlik süreci bizi müşteri master planında bir olumsuz etkiye sebebiyet veriyor. Buradaki alınabilecek önlemlerden birisi dediğimiz gibi optik tarama ile dökümün final kontrolünü döküm sahasında aslında ana amaçlanan amacımız bu STL datanın oluşturmasıyla öncesinde tespit ediyor olmak. Bir diğer etap ise avantajısı aslında döküm malzemede işlenecek bölgelerdeki talaş miktarının işleme öncesinde tespit etmek. Biraz önceki kalıp işleme sürecinde aslında iş akışında az da olsa anlatmıştım. Buradaki CNC tezgahlarda kalıbın işlenme sürecindeki biliyorsunuz bir kesici uç takım kullanılması söz konusu. Eğer burada CAM programında takım optimizasyonu yaparsanız işleme tezgahında sarf malzemede ciddi bir maliyet düşürülmesi ortaya çıkacaktır. Bir diğer unsur da işleme tezgahında işleme sırasında talaş miktarının az olduğu bölgelerdeki boşta çalışma sürelerinin sıfırlanması. Aktardığımız üzere takım optimizasyonu yaptığınız noktada eğer talaş almanız gereken veya az olan bir bölgede takım boşta dönmeyecek ve o noktayı optimizasyonu sağlamış olacaksınız. Yine işleme tezgahı, işleme süreci homojen bir işleme yaptığı için tezgah arıza ve bakım maliyetlerini düşürmesi biz ve kalıp işleme tedarikçilerimizde bu konu üzerine çok fazla gidiyoruz. İyileştirme kaizenlerimiz bu doğrultuda devam ediyor. Tezgah arıza ve bakım maliyetlerinin düşürülmesi noktasında ciddi bir kazanım ortaya çıkıyor. Bir diğer unsur da işleme veya CAM programı kaynaklı bir hatanın montaj, MAP dediğimiz kalıp alıştırma işçiliği ve parça üretimi öncesinde tespit etmek.
Burada ilave kalıp alıştırma işçiliklerinin, mop işçiliklerinin önlenmesi kalıpçılık endüstrisi için önemli bir kazanım. Yine kalıp işleme hatalarının parça kalitesinin etkilerinin azaltılması çok ciddi bir kazanım olarak ortaya çıkıyor. Çünkü kalıp işleme kaynaklı bir hata sizin hem master planda sizi farklı bir noktaya götürüyor hem de parça kalitesine direkt etki eden bir unsur. Bunu tespit etme imkanı sağlaması kalıpçılık endüstrisi için ciddi bir kazanım. Yine hatanın erken tespitiyle proje planında oluşturacağı olumsuz etkiyi azaltması ciddi bir avantaj yaratıyor. Evet, farklı örneklerle aslında biraz daha görselleştirmek istedik. Siz değerli katılımcılara gerçekleşen projelerde yaşamış olduğumuz örnekleri, uygulama örneklerini sizle paylaştırmak istedik. Soldaki resimde görüldüğü gibi dökümün 3D optik taraması ile işleme datası eşleştirildiğinde yüzeyde 8 ila 21 mm arasında bir değişkenlik, talaş payı olduğu görülüyor. Burada tarama datası olmasaydı tüm yüzeyde 21 milimetrelik bir işleme programı başlatacaktı KEM programı. Dolayısıyla birçok bölgede işleme tezgahı boşta çalışmış olacaktı. Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu, master planların günümüz projelerinde mümkün olduğunca sıkıştırmış planlar olduğu gerçeğini ortaya koyarsak, bu bölgede işleme tezgahındaki optimizasyon gerçekten çok değerli. Yine mevcut durumda işleme programı tarama datası ile eşleştirerek yapıldığından tezgahın boşta çalışma süresi minimuma indirmiş olacaktır. Bir diğer alttaki örnekte de dökümün 3D optik tarama datası ile işleme yüzeyleri analiz edildiğinde işleme payı bu sefer olmayan veya çok fazla talaş payı olan bölgeler mevcut. Bunlar bizim karşılaştığımız unsurlar, hatalar. Dolayısıyla burada dökümde işleme için eksik olan bölgenin tamiratı tamamlanmadan tezgaha işlemeye başlatılmayacağı için bir zaman kaybı engellenmiş oluyor. Yine fazla talaş olan bölgeler için de önlem alınarak işleme tezgahına verebileceği zarar başında önlenmiş olmaktadır. Evet, döküm üreticisinde ürün tamamlandığında yapılacak 3D optik tarama işlemi birçok konuda avantaj sağlıyor. Biraz önce Tunç Ağabey'in bahsettiği Döküm Sanayicileri Derneği'nin yaptığı çalışmalar gerçekten çok değerli. Biz saç metal kalıpçılıkta en önemli ham maddemiz döküm. Burada döküm tedarikçilerimizle bir optik tarama süreci, onların süreçlerine entegre etme çalışmalarımız, iyileştirme çalışmamız devam ediyor. Dolayısıyla bu bilgiler aslında bize ışık tutan bilgiler. Döküm tarama datası ile kalıp firması ile paylaşıldığında, yani döküm tedarikçisi tarafından eğer bu süreç gerçekleştiğinde döküm tedarikçilerimiz göndereceği ürünün geometrisini teyit etmiş oluyor. Aynı zamanda geometrik bir hata var ise zaman kaybı yaşamadan gerekli aksiyonlar rahatlıkla alınabiliyor. Bu önemli, bize aslında endüstriye hız katan bir etken günümüz çalışmalarında. Dökümün nakliye süreci tamamlanmadan işleme programlarının hazırlığı, yani işleme mühendisliği çalışmaları başlanmış oluyor ve hatta tamamlanıyor. Dolayısıyla döküm nakliye sürecine başladığında aslında işleme programları hazır. Just in time dediğimiz, döküm geldiğinde direkt tezgaha alınabilecek şekilde bir proje planı, aslında optimum bir proje planı. Döküm kalıp firmasına ulaştığında direkt işleme tezgahına alınabiliyor. Kalıp firmasında işleme öncesi kontrol süreleri azalmış oluyor. Çünkü o kontrolü döküm sahasında gerçekleştirmiş, ürünün final kontrolünü net olarak yapmış oluyoruz optik tarama ile. Geometrik olarak teyit edilmiş ürün işleme tezgahına alındığı için minimum işleme süresi içerisinde işleme tamamlanmış oluyor. Ben sunumuma çok teşekkür ediyorum. Tekrar hem Kadam Metroloji ailesine hem de benden önce konuşan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Tunç Ağabey'in vermiş olduğu bilgiler için ve siz değerli katılımcıların beni dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Farklı benchmarklar açığız. Bunu her zaman söylüyorum. Bilgi paylaştıkça güzel. Ben kendi adıma, şirketim adına her bir uygulama örneği görmek isteyen katılımcılarda bilgi ihtiyacı olan bir şey söz konusu ise ulaşmanız yeterli. Çok teşekkür ederim. Damla Hanım, size sözü Okan bırakıyorum. Bey,
Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Yani proseslerin, uygulamaların kalbinden çok değerli bilgiler paylaştınız. Sizleri aramızda görmek, ağırlamak her zaman çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sözü Ömer Bey'e verelim. Sayın Ömer Ayhan, bu sefer de üretim proseslerinden önce bir sanal analizle final kaliteyi nasıl iyileştirebiliriz? Ömer Bey'den dinleyelim. Ekranı görebiliyoruz Ömer Bey, bir sıkıntı yok. Okay. Buyurun. Teşekkürler Damla Hanım. Merhabalar herkese. Ben Ömer Ayhan, Coşkunuz Kalıp Makine Fabrikası'nda sanal analiz uzmanı olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün GOM Inspect ile sanal analiz, parça analizi ve raporlama konularında kısa bilgilendirme yapıyor olacağım. Sanal analiz 2012 yılından beri Coşkunuz Kalıp Makine Fabrikası'nda işlettiğimiz bir süreç. Sanal analiz nedir? Proses simülasyon süreci tamamlanmış olan bir döküm kalıp seti için simülasyon sonucu orijinal ürün datası kullanılarak müşteri gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını raporlamak, problem olan bölgelerin tespiti yapıldığı için İşleme öncesinde bu problemleri proses üzerinde çözerek kalıbı bir kez ve doğru işlememize yarayan bir süreç. Kısaca tanımlayacak olursak sanal analiz nedir? Simülasyon sonucuna göre parça geometri durumu raporlanarak proses kaynaklı geometri hatalarının üretimden önce tespit edilmesi, proseste gerekli aksiyonların alınarak üretim öncesi geometri hatalarının minimum seviyeye indirilmesi sürecidir. Burada kritik konu işleme öncesinde problemi tespit edip aksiyon alarak işleme sonrasında ciddi anlamda zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz. Nasıl yapıyoruz sanal analizi? Simülasyon sonucu oluşan data orijinal ürün datası ile GOMINSPECT programı kullanılarak kıyaslanıyor ve raporlanıyor. Simülasyon işlemi ve kıyaslama işlemi müşteri kalite şartnamelerinde belirtilen işte parça pozisyonlama, referanslama, toleranslama ve benzeri şartlara uygun bir şekilde yapılıyor. Sonrasında ekip olarak sanal analiz raporunu inceliyoruz ve gördüğümüz proses hatalarını, bu rapordan çıkarabileceğimiz proses hatalarını proseste tekrar güncelleyerek kalıpların işlenmesine start veriyoruz. Sanal analizi neden yapıyoruz? Kalıplarda üretilen ilk parçanın hedeflenen kalite seviyesinde üretilebilmesi. İlk parça üretiminden sonraki geometri çalışma sürelerinin kısaltılması. Parça seviyesini ne kadar iyi müşteri gereksinimlerini karşılayacak seviyede ilk parça üretiminde çıkarabilirsek, sonrasındaki geometri çalışmalarında harcayacağımız zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz. Sürecimiz nasıl işliyor? Sürecimiz proses tasarım aşamasıyla başlıyor. Proses tasarım aşaması bittikten sonra proses çıktısı ön sanal analiz sürecine giriyor. Ön sanal analiz raporu hazırlandıktan sonra ekip olarak değerlendirip aksiyonları belirliyoruz. Aksiyonlar proseste güncelleniyor. Güncellenmiş proses tekrar final analiz sistemiyle onaylandıktan sonra artık döküm kalıpların işlemesine start veriyoruz. Altta bir parçanın proje planındaki sanal analiz etapları görünmekte. Sol taraftaki raporda göreceğiniz üzere ön sanal analizde parça geometrisinde kırmızı olarak gördüğünüz bazı bölgelerde problemler olduğu tespit edildi. Bu problemlerle ilgili proses güncellendi ve final sanal analize baktığımızda problemlerin çözüldüğünü teyit ettik ve bu şekilde kalıpların işleme etabı başlamış oldu. Örnek bazı parçalardan
kalite seviyeleri olarak konuşursak biraz daha herhalde daha iyi anlaşılacak konu. Şu an örnekte gördüğünüz üzere bir kasa yanı. Kasa yanının proses etabı bittikten sonra ön sanal analizini yaptığımızda geometrik kalite seviyesinin %80'de olduğunu tespit ettik. Ve soldaki ön sanal analiz rapor görüntüsünde göreceğiniz üzere parçanın bazı kritik bölgelerinde geometri hatalarının olduğu görülmektedir. Buna aldığımız aksiyonlar sonrasında proses iyileştirmeleri akabinde tekrar bir sanal analiz yaptığımızda proses sonucunun %95'e ulaştığını gördük ve ciddi bir problem de kalmadığını tespit ettiğimiz için dökümlerin işleme süreci başladı. Kalıplarla üretilen ilk parçanın kalite seviyesine baktığımız zaman da %92 ile ilk parçayı üretmiş olduk. Aslında bu şu anlama geliyor. Ön sanal analiz yapmamış olsaydık, yani sanal analiz sürecini hiç işletmemiş olsaydık, finalde bizim ilk ürettiğimiz ürünün geometri seviyesi %75-%80 aralığında çıkacaktı. %80 aralığından biz bu parçayı %95-%100'lere çıkarabilmek için geometri iyileştirmelere kalıp üzerinde devam edeceğimiz için ciddi anlamda bir maliyet ve zaman kaybımız söz konusu olacaktı. Bu kayıpların sanal analiz süreciyle hataların önden tespitiyle önüne geçmiş olduk. Yine farklı bir parçada yüzde oranlarına baktığımız zaman kalite seviyelerine ön sanal analizde %78 olan değer finalde %94'e çıktı ve gerçekleşen de %90. Burada da yine %15'e yakın bir geometri seviyesi iyileştirmesi söz konusu. Bu da yine dediğim gibi zaman ve maliyet anlamında ciddi bir kazanım getirdi bize. Bu parçamız biraz aslında geometri seviyesi olarak çok düşük bir parça ama bu süreci önemini anlatmak adına gerçekten çok önemli bir örnek. Nedeni de şu, bu parçanın prosesi müşteriden bize geldi. Ama biz kalıpları işlemeden yine sanal analiz sürecine bu prosesi de soktuk. Sanal analiz geometri seviyesi %24 çıktı. Müşterimize bunu bildirdiğimizde prosesin aynen kalıplara işlenmesi gerektiğini bildirdiler. Bu prosesi biz kalıp dökümlere işledik. İlk ürettiğimiz parçanın gerçekleşen kalite seviyesi %24 gerçekleşti. Ve o süreçten sonra çok ciddi bir zaman ve maliyet harcayarak bu parçayı geometrisini düzeltir hale geldik. Proje bazlı bakacak olursak yine kasayanı ve çamurluklardan oluşan bir projemizde ortalama seviyelere baktığımızda ilk üretilen parçaların, kalıptan çıkan ilk parçaların kalite seviyelerinin ortalaması %84 olarak gerçekleşti. Burada sanal analizle gerçekleşen arasında %3 gibi bir ortalama sapma söz konusu. Yine farklı bir projemizde ortalama %88 ilk parça üretim kalite başarısı ile gerçekleştirdik. Sanal analizle arasında %5 gibi bir sapma söz konusu. Yine farklı bir projemiz. Bu projede de ortalama %86 kalite başarısı ile üretildi. Yine sanal analizden sapması %3. Sanal analizle gerçekleşen arasında %3-%5 aralığında bir sapma görülüyor. Tabii burada çok fazla değişken var. Üretim şartlarıyla proses şartları tamamen birebir eşleşmesi gerekiyor. Buradaki farkları da biz minimuma indirebilmek için yine arka planda süreci iyileştirmek için gerekli çalışmalara devam ediyoruz. Sanal analiz kısmı bu kadardı. Bu sunumda ise geometri analizde tarama yöntemini nasıl kullanıyoruz, nerede faydası oluyor onu anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere saç metal parça üretiminde bir parça üretmek için çeşit
farklı sayılarda operasyonlara gereksinim duyuluyor. Finalde parçanın bir geometri hatası var ise ilk yapılması gereken şey bu geometri hatasının hangi operasyondan geldiğini tespit edebilmek. Eğer hangi operasyondan geldiğini tespit ederken yanlış bir karar verilirse bu hatanın üstüne farklı hatalarla bize karşımıza çıkmış oluyor. Burada operasyon 50 sağdaki en son resme baktığımızda parçanın üst bölgesinde bir kırmızı alan söz konusu. Bu kırmızı alan yani geometri olarak artıda olan bir bölge. Bu bölgeyi düzeltebilmemiz için bu hatanın hangi operasyondan geldiğini biliyor olmamız lazım. Tek sayfada şu an geriye doğru gittiğimde operasyon 40'ta da var aynı hata, 30'da var, 20'de var, 10'da var. Bu şu anlama geliyor. Aslında o hatayı operasyon 10'da düzelttiğim zaman finalde de düzelmiş olacaktır. Yine aynı parçada orta bölgede bir iki deliğin çevresinde bir mavilik gözüküyor. Orada bir çökme söz konusu. Yine geriye doğru gittiğimde operasyon 40'a baktığımda o bölgede aslında o hatayı görmüyorum. Bu şu anlama geliyor. O bölgenin hatası operasyon 50'den kaynaklanıyor. Operasyon 50'de yapacağım bir çalışma problemi çözecektir. Aslında şu hani 5 farklı operasyonu tek bir sayfada analiz edebilmek için klasik ölçüm metotlarıyla sayfalarca ölçüm sonucuyla bu kadar kısa sürede bu kararı vermek mümkün değil. Ama tarama sonuçlarını yan yana koyduğumuz zaman çok kısa sürede ve çok doğru kararlar verebiliyoruz. Yine geometri analizde ATOS uygulaması ile ilgili farklı bir örnek. Burada da yine farklı operasyonlardan gelen bir parça var. Final parçaya baktığımızda operasyon 60'da işte etek bölgesinde bir hata görülüyor. Yine bu hatayı geriye doğru operasyonlara baktığımızda aslında o bölgenin hatasının bir kısmının operasyon 30'da bir kısmının da operasyon 50'den geldiğini net bir şekilde görüyor oluyoruz. Bizim geometri analizlerde bu yöntemimiz gerçekten ciddi anlamda bize hız katıyor. Ve yine ATOS tarama yöntemindeki ölçüm ve raporlama konularındaki avantajlardan bahsedeyim. Hızlı ve kolay analiz edilebilir bir raporlama şekli var. Raporlama için ATOS cihazından bağımsız GOMISPEC programının kullanılabilmesi. Ölçüm sonuçları GOMISPEC programı ile 3D analiz edilebilme. Raporlanmamış bir ölçüm değeri varsa parçayı yeniden ölçmeye gerek kalmadan yine program içerisinden istediğimiz veriyi alabiliyoruz. Sonuç üzerinde farklı referanslama analizleri yapabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabiliriz, yoksa Damla Hanım'a bırakıyorum. Ömer Bey, çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Zaten günümüzün konusu da aslında erken dönemde hata tespiti, önleyici yaklaşımda bulunmak. Siz de bu alanda çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bizlerle de paylaştınız. Tekrar teşekkür ederiz. Okan Bey'e, Ömer Bey'e, Tunça Bey'e sorularınız varsa soru cevap kısmından etkinliğimizin sonuna kadar paylaşabilirsiniz. Şimdi ekranı ben devralıyorum yeniden. Etkinliğimizin bu kısmına kadar aslında çok güzel uygulamalar gördük. Şimdi biz de bir uygulama paylaşmak istiyoruz. İlk örneğimize geçelim ve açılışta üretimini izlemiş olduğumuz Vana gövdesinin üretim ve kontrol süreçlerine ve süreç boyunca tespit edilen hatalara ve etkilerine şimdi birlikte göz atalım. Kum kalıba döküm proseslerinde ilk adım CAD tasarım ve simülasyon çalışmaları ile başlıyor. Ardından maça sandıkları, maça ve modellerin yapımı ile devam eden süreçte döküm metoduna uygun kalıplama adımına geçiliyor. Uygun analizlerde ergitilen metalin kalıp boşluğunu doldurması ile kaba döküm parçamızı elde etmiş oluyoruz.
Döküm parçaların önemli bir kısmı da talaşlı imalat süreçlerinden de geçiyor. Şimdi teknik müdürümüz Hasan Karaman'ın anlatımı ile bu süreçleri biraz daha detaylı inceleyelim ve yine örnek parçamız üzerinde yaşanabilecek boyutsal hataları tespit ederek sürece etkilerini değerlendirelim. Merhabalar. Döküm proses zinciri hepimizin bildiği gibi birbiriyle etkileşimli olarak ilerleyen birçok işlem adımını içermektedir. Bu bölümde döküm proses zincirinde süreç boyunca ortaya çıkan hataların tespiti ve çözümü konusunda Atos Optik 3D tarama sisteminden elde edilen datanın verimli olarak nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Giriş bölümünde izlemiş olduğunuz videoyu özetleyecek olursak, öncelikle final döküm parçasına ait CAD datanın tasarımı ile başlayan süreç, döküm parçasının dış formunu, geometrisini oluşturan model plakaların tasarımı ve bu model plakaların işleme prosesiyle devam eder. Nihai olarak döküm işlemi için kullanacağımız alt ve üst derecenin de üretimi sağlanır. Parçanın iç geometrisinde bulunan boşlukları oluşturmak için ise bilindiği üzere maçalar kullanılmaktadır. Maça kutusunun tasarımıyla başlayan süreç işleme prosesiyle devam eder ve maça kutusunun alt ve üst yarılarının montajı yapılarak maçalar oluşturulur. Daha sonra maçalar üretilen alt ve üst derecenin içerisinde yerleştirilir ve montaj tamamlanır. Döküm işlemi sonucu final döküm parça üretilir. Son olarak nihai döküm parça işleme prosesine gönderilerek süreç tamamlanır. Her bir işlem adımından hemen sonra üretilen tekil parçaların uygunluğunu kontrol etmek erken dönemde hataların tespiti için kritiktir. Ancak tekil parçanın analizi birbiriyle etkileşimli olarak çalışan parçaların montaj durumunun analizi hakkında detaylı bilgileri vermez. Bunun için GOMSuite yazılımı bize etkileşimli olarak çalışan parçaların daha ileri analizi için montajı dijital olarak analiz etmemizi sağlayan bir avantaj ortaya koymaktadır. Şimdi ise bu bölümde döküm proses zincirinde ortaya çıkan hataların erken dönemde tespitine yönelik bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ve bu hataların erken dönemde tespit edilememesinin neleri yol açabileceğini hep birlikte kontrol edeceğiz. Bunu gerçekleştirmek amacıyla öncelikle GOMSuite yazılımına geçiş yapıyorum. Elimizde kum kalıbı döküm yöntemiyle üretilmiş wall fuzzing isimli parça bulunmaktadır. Bu parçayı üretmek için kullanılan araçlar ekranda görüntülendiği gibi alt derece, üst derece ve maçalardır. Burada tarama verilerini aynı yazılım içerisinde toplamamızın amacı tekil parçaların ayrı ayrı analizini yapmanın yanı sıra montajı dijital olarak analiz etmek içindir. Ve dolayısıyla birbiriyle etkileşimli olarak çalışan parçaların analizinde kolaylık sağlamasıdır. Ekranda yine analizini gerçekleştirmek üzere model plakaların CAD datası bulunmaktadır. Öncelikle işleme prosesi sonrasında model plakalar üzerinde ortaya çıkan hataları analiz etmek amacıyla model plakaların taramasını Atos 5 Optik 3D tarama sensörüyle gerçekleştiriyoruz. Atos 5 sensörü 8 veya 12 megapiksel kamera çözünürlükleri sunmaktadır. Taramalar sensörün sağ ve sol tarafında bulunan stereo kamera özelliğine sahip iki kamera ve ortada bulunan bir projeksiyon ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Atos 5 sensörü sahip olduğu güçlü mavi ışık kaynağı sayesinde taranacak parçalar üzerine mükemmel şekle sahip ızgara desenleri yansıtır. Ve bu ızgara desenleri sayesinde keskin ve ince detaylar yüksek hassasiyet ile taranır. Farklı açılardan alınan görüntüler referans markalar aracılığıyla otomatik olarak GOM yazılım tarafından birleştirilir. Tam alanda data elde edilir. Atos tarama sensörleri self monitoring özelliği sayesinde titreşim, sıcaklık, kalibrasyon, ışık değişimi gibi parametreleri kontrol ederek tarama prosesinin güvenliğini maksimum seviyeye çıkartır. Tam alanlı tarama verileri elde edildikten sonra farklı eksenlerde görünen model plakalarının CAD datası ve tarama datasını kabaca BASIC yöntemiyle bir araya getiriyoruz. Daha sonra işleme hatalarını ortaya çıkarmak için ana çakıştırma işlemini uyguluyoruz. Ana çakıştırma için kullanılacak referans elemanlarını ekranda görebilirsiniz. Burada Alignment by Geometric Element yöntemini kullanarak çakıştırma işlemini tamamlıyoruz. Ardından yüzey karşılaştırması renk haritasını basitçe gerçekleştiriyorum. Sapma etiketlerini alarak hatanın boyutlarını sayısallaştırabilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi CAD data karşılaştırmasına göre parça üzerinde bir problem olmadığını görebiliyoruz. Model plakalar için bir diğer önemli konu alt ve üst derecelerin kalıplama sürecinde model plakaların sahip olduğu kalıp çıkış açıları Draft Angle Map'in kontrolüdür. GOM yazılımı CAD data ve tarama datası üzerinde tam alanlı renk haritası şeklinde Draft Angle Map'in kontrolünü sağlamak üzere bir avantaj ortaya koymaktadır. Kontrolü yapılacak bölge seçilerek kalıp çıkış yönü tanımlanır ve sonuçlar renk haritası şeklinde ortaya konur. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu sonuçlar CAD data ile karşılaştırma değil, yalnızca kalıp çıkış açısı analizinin sonuçlarıdır. CAD data olmadan da bu sorgulama çok rahat bir şekilde yapılabilmektedir.
Parçalar üzerinde sapma etiketleri aracılığıyla ilgili bölgelerin draft angle'ını sayısal olarak ortaya koyup uygunluğu konusunda yorum yapılabilmektedir. Bu bölgede kalıp çıkış açısının uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu uygunsuzluğun sonuçlarını gözlemlemek amacıyla alt model prefikat araması ile genellikle CAD datası bulunmayan alt dereceyi sanal montaj yöntemiyle bir araya getiriyoruz. Bu şekilde alt derecenin model plakasına göre uygun üretilip üretilmediğini kontrol edebilmekteyiz. Model plaka ile alt derecenin temas eden yüzeyler arasında yüzey mesafeleri yine renk haritası şeklinde ortaya konulabilmektedir. Temas eden yüzeyler arasındaki mesafe ölçümünü yapmak amacıyla alt derece yüzeyinden ilgilendiğimiz yüzeyi seçerek Construct menüsünden Distance, Surface Distance komutunu seçiyorum. Hedef karşılaştırma için ise burada alt model plaka seçilmelidir. Burada sonuçları renk haritası şeklinde ekranda gördüğünüz gibi görüntüleyebilirsiniz. Bu bölgeye odaklandığımızda alt model plaka ile alt derece arasında yaklaşık olarak 0.98 mm'lik bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da demek oluyor ki kalıplama sürecinde model plakanın alt derece içerisinden çıkarılırken alt dereceden malzeme aşındırdığıdır. Bunun sebebi ise işleme prosesinden sonra üretilen model plakanın sahip olduğu draft angle map'in uygun olmamasındandır. Final döküm parça üzerinden bu durumu kontrol ettiğimizde aşınan alt derecenin bulunduğu yerlerde istenmeyen fazla malzeme dökümüyle sonuçlandığı raporlanmıştır. Erken dönemde model plakanın kalıp çıkış açısının ve işleme hatalarının kontrol edilmesi bu hataların erken dönemde önüne geçmek için kritiktir. Hepimizin bildiği gibi döküm proses zincirinin son adımı nihai döküm parçanın işleme prosesidir. İşleme prosesinin hemen öncesinin nihai final döküm parça üzerindeki talaş payının ölçülmesi kritiktir. Çünkü döküm sonrası işlenecek düzeyde fazla malzeme kullanılmadıysa talaş kaldırılacak malzemeyi doğal olarak bulamayacağız. Ayrıca final döküm parçanın tarama cihazları kullanılarak tam alanlı bir şekilde ölçülmesiyle takımın boşta gezinmesinin air milling'in önüne geçerek işleme sürelerinde ciddi bir iyileştirme yapılabilmektedir. Burada işlenmiş parçanın final CAD modelini görebilirsiniz. Pembe renkli yüzeyler işleme yüzeyini temsil etmekle beraber bu yüzeyde işleme için yeteri kadar malzeme var mı yok mu bunu kontrol edeceğiz. İlk olarak işleme CAD modeliyle döküm parçanın tarama datasını çakıştırıyoruz. Çakıştırma yöntemi olarak parçanın işleme tezgahına bağlandığı noktalardan yararlanarak RPS metodunu kullanıyoruz. Yüzey karşılaştırması yaptığımızda işleme için yeterli malzemenin olduğu alanları yeşil olarak görebiliyoruz. Fakat şuradaki mavi bölgede görüldüğü gibi bu alanda işleme için eksik malzeme olduğunu tespit ediyoruz. Hata tespit ettiğimiz bölgeyi daha detaylı incelediğimizde çapın nominal değerinden küçük ve pozisyon olarak da hatalı olarak üretildiğini görüyoruz. Bu hatanın sebebi iç delik olduğu için maçanın kontrol edilmesi gereklidir. Sorunu bulabilmek için şimdi de maçayı detaylı olarak inceleyelim. Maçayı CAD modeliyle hızlı bir şekilde çakıştırarak yüzey karşılaştırması yaptığımızda CAD modeliyle tarama datası arasındaki farkı görebiliriz. Burada maviyle görünen kısımlar CAD dataya göre aşağıda olduğumuzu, kırmızı ile gösterilen yüzeyler ise CAD dataya göre yukarıda olduğumuzu ifade etmektedir. Görüldüğü gibi maçayı kalıp yaralarının içerisinde oturtmak ve parçanın iç delik çapını oluşturmak için kullandığımız bu bölgede eksi 1 mm'lik mavi ile raporlanmış bir hata gözükmekte. Maça üzerinde tespit etmiş olduğumuz bu hata nihai döküm parça üzerindeki iç delikte ortaya çıkan hatanın başlıca sebebi olabilir. Bu yüzden daha detaylı inceleme için kalıp yaraları ve maçanın montaj durumunu analiz edelim. Eğer kum kalıbın taramalarının montajına bakarsak burada alt kalıbı, üst kalıbı ve bunların arasında mavi renkli olan maçayı görebiliriz. Buradan anlaşılacağı gibi nihai döküm parça üzerinde gözlemlenen hatanın oluştuğu bölgeye karşılık gelen maçanın dış çapı küçük olduğundan maçayı alt kalıp yarısı içerisine yerleştirdiğimizde maça uygun pozisyonda durmuyor. Yani maça alt kalıp yarısına oturuyor ve üst kalıp yarısı ile maç arasında daha büyük boşluk oluşuyor. Kesit analizi yaparak ortaya çıkan boşluğun miktarını da kolaylıkla sayısallaştırabiliriz. Peki maçadaki bu hata nereden geliyor? Maçada ortaya çıkan bu uygunsuzluğun nedenini araştırmak amacıyla maça kutusunu incelememiz gereklidir. Maça kutusunun tarama datasını açıyoruz ve CAD modeliyle çakıştırıyoruz. Yüzey karşılaştırması renk haritasını hesaplattırıyoruz. Yüzey karşılaştırması sonucunda görüldüğü gibi maça kutusunun bu bölgesinde fazla malzeme olduğu için maçanın bu bölgesi aynı ölçüde küçük çıkmaktadır. Daha detaylı baktığımızda maça kalıbında farklı problemler de olduğunu görebiliyoruz. Sol tarafa baktığımızda maça boyunun yeterli uzunlukta olmadığını görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki maça kalıp yaraları içerisinde yerleştirildiğinde doğal olarak hareket edebilmektedir.
Şimdi de tespit ettiğimiz maçanın yer değiştirmesi problemini dijital montaj ile hep beraber inceleyelim. Ekranda alt dereceyi, alt derece içerisinde yerleştirilen maçayı ve üst dereceyi dijital montaj yöntemiyle bir araya getirdikten sonra maçanın kalıp içerisinde nasıl göründüğünü hep beraber bir göz atalım. Üst tarafa baktığımızda bu bölgede problem yok. Fakat alt tarafı incelediğimizde çok büyük bir fark karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki maça Y yönünde belirtilen hata kadar hareket edebilmektedir. Ve bu hareket bu bölgelerdeki malzeme kalınlığına da doğal olarak etkileyecektir. Döküm işlemini gerçekleştirmeden önce dijital montaj işlemini gerçekleştirerek döküm sonrası oluşacak malzeme kalınlığını da önceden analiz edebilirsiniz. Maça üzerinden et kalınlık bilgisini merak ettiğimiz bölgeyi seçerek bu bölgenin alt ve üst derece aralarında olan yüzey mesafesini hesaplattığımızda yazılım bize sanal olarak et kalınlık bilgisini vermektedir. Döküm işlemini gerçekleştirmeden önce sanal olarak döküm sonrası oluşacak malzeme kalınlığını ne olacağını kontrol ettiğimizde 5 mm'den 8 mm'ye kadar bir malzeme kalınlığında bir değişim bulunmaktadır. Üretimini planladığımız nominal et kalınlığını CAD data üzerinden kontrol ettiğimizde burada gayet düzgün dağılımlı malzeme kalınlığı olduğunu görebiliyoruz. Döküm sonrasında parçada problem oluşacağını önceden yaptığım sanal analizle kestirebiliyorum. Döküm işlemi sonrası ortaya çıkan nihai parça üzerindeki malzeme et kalınlığı dağılımı ise soldaki gibi raporlanmış. CAD data üzerindeki nominal et kalınlık dağılımı ise yine sağdaki gibi raporlanmıştır. Görmüş olduğunuz gibi et kalınlık dağılımında CAD data'ya göre ciddi bir tutarsızlık var. Peki ya sanal analiz bana doğru bilgiyi vermiş miydi? Evet, sonuç görmüş olduğunuz gibi aslında döküm prosesini devreye almadan yani ilk parça üretmeden de et kalınlık dağılımının sanal montaj yöntemini kullanarak kolaylıkla gerçekleştirebiliyorum. İlk uygulamamızı böylece tamamlamış olduk. Aslında çok kapsamlı bir çalışmayı, zaman kısıtı da olduğu için etkinliğimizde özetleyerek sizlerle paylaştık. Daha fazla detay ya da canlı demo talepleriniz varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi yeni bir uygulamaya geçmeden önce optik tarayıcıların manuel ve otomasyon kullanımlarına da bir göz atalım. Optik sensörünüzü ihtiyacınıza göre tekerlekli stand üzerinde manuel olarak kullanabilir ve gerekli durumda dilediğiniz lokasyona taşıyabilirsiniz. Üretim alanında bir ölçüm istasyonu ihtiyacımız var ise sensör otomasyon sisteme entegre edilebilmektedir. Distribütörü olduğumuz GOM Metroloji 1994 yılından bu yana farklı sektörler ile birlikte proje bazlı çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu çalışmalar sonucunda otomasyon sistemler tasarlanmıştır. GOM bu projelerle edindiği bilgi ve tecrübe ile 2009 yılında otomasyon sistemlerini standartlaştırma kararı almış ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyum sağlayan RAP'taki hazır ürünlere dönüştürmüştür. Görüşmeler ve demo çalışmaları sonrasında ihtiyacı karşılayan Atos Scanbox serisi belirlenir ve kısa bir süre içerisinde kurulum ve eğitim dahil olmak üzere anahtar teslim olarak proje tamamlanır. Şimdi ikinci uygulamamız ile devam edelim ve son dönemde elektrikli araç üretiminin artışı ile büyük önem kazanan yüksek basınçlı döküm metoduna göz atalım. Yüksek basınçlı döküm metodu ile kompleks yapılı parçalar yüksek hassasiyette seri olarak üretilebilmektedir. Sıradaki uygulamamızda shock tower parçasını Atos Scanbox otomasyon 3 boyutlu optik ölçüm sisteminde inceleyeceğiz. Otomasyon sistemleri ile seri kalite kontrol, endüstriyel robot ve motorize döner tablo ile maksimum hızda yapılmaktadır. Bu sayede ölçüm için harcanan süre geleneksel yöntemlere kıyasla yaklaşık 3 kat hızlanır. Böylece %100 kontrole geçiş sağlayarak ya da kontrol frekansınızı arttırarak boyutsal hataları en erken dönemde tespit edip önleyebilirsiniz. Elektrikli araçların üretiminden bahsetmişken basınçlı döküm sektörü için önemli bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isteriz. Tesla tarafından 2020'de duyurusu yapılan metot ile aracın rear underbody olarak tanımlanan arka gövde altyapısı artık 70'ten fazla saç parçanın bileşimi yerine tek bir döküm parça olarak yeni bir alaşım ile üretilecek. Bu amaçla dünya çapında farklı lokasyonlarda gigafabrikalar kuruldu ve kurulmaya devam ediyor.
Tesla'nın öncülük ettiği bu teknolojiye Volkswagen, Volvo ve Daimler de katılıyor olacak. Bu metot ile Tesla Model Y'nin underbody yapısı 3 ana parçadan oluşacak ve maliyetlerde ciddi anlamda bir iyileştirme söz konusu. Şimdi hep birlikte yine örnek parçamız üzerinden otomasyon kalite kontrol için Hasan Bey'i dinleyelim. Merhabalar, bu bölümde seri üretim kontrolünde geleneksel CMM cihazları ve konvansiyonel ölçüm metodlarına göre daha hızlı ve daha fazla noktanın kontrolü ile tam alanlı ölçüm sonuçları sağlayan Scanbox'ın kullanım kolaylığına hep beraber göz atacağız. Burada öncelikle ölçüm planımızı offline olarak oluşturacağız. Ardından ölçüm planımıza göre parça taraması için ihtiyaç duyulan sensör pozisyonlarının otomatik ve offline olarak nasıl oluşturduğumuzu göstereceğiz. Ardından şirket bilgisayarlarından herhangi birinde oluşturduğumuz offline programı cihaz bilgisayarına yükleyerek gerçek sonuç almayı hep beraber göreceğiz. Öncelikle offline programlamayı gerçekleştirebilmek için Atos Professional VMR yazılımı içerisine girmem gerekiyor. Burada Atos Scanbox 6130'un VMR yazılımını görüyoruz. İçeriye hızlıca göz atacak olursak sensörü, robotu, döner tabloyu ve housing'i görebiliyorum. Bu yazılım var olan gerçek sistemin sanal ve fonksiyonel uygulaması olup dijital kopyasıdır. Aynı yazılım içerisinde kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebileceğim gibi robot programlamak da mümkündür. Ekranın sol kısmında bulunan çalışma alanı seçilim bölümünden VMR'a kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebileceğim inspection arayüzüne geçiş yapabilirim. Ve oluşturmuş olduğum raporları da report kısmından hızlıca ulaşıp kontrol edebilirim. Şimdi VMR yazılımına geçiş yapıyorum. Robotu yazılım içerisinden çok kolay bir şekilde kontrol etmek için sensörün üzerine tanımlanmış bir eksen takımı bulunmaktadır. Bu eksen takımı aracılığıyla robotumu sürükleyerek tarama işlemini gerçekleştirmek istediğim alana taşıyabilirim. Ve buradan çekim alarak tarama işlemini gerçekleştirebilirim. Aynı zamanda VMR içerisinde ölçülecek parçaya ait CAD yazılım içerisinde tanımlanmış ise Shift'e basarak mouse'un sol klik tuşuyla beraber robotu hızlıca o alana götürebilirim. Yazılım içerisinden döner tabloya hareket verebildiğim gibi robotla döner tabloyu da senkron çalışır hale getirebilirim. VMR yazılımı robotun çalışma uzayı ve kinematiğini bilir. Yani robot yolu üzerinde veya sensör pozisyonlarında herhangi bir çarpışma olasılığı algıladığı takdirde sistem uyarı vererek robotu gerçekte o pozisyona gitmesini engeller. Dolayısıyla tam anlamda güvenliğin yazılım içerisinde de sağlandığını söyleyebilirim. VMR sanal ölçüm odası ile ilgili genel bilgileri size paylaştıktan sonra offline programlamaya ölçülecek olan parçaya ait CAD datanın yazılım içerisine import edilmesiyle başlıyorum. Daha sonra CAD datamızı VMR içerisinde döner tablo üzerine gerçektekine mümkün olduğu kadar benzeyecek şekilde kabaca pozisyonluyorum. Ve yazılım içerisine kalite kontrol ölçüm planımı import ediyorum. Kalite kontrol ölçüm planım birçok yüzey noktası ve 3 boyutlu elemanlardan oluşmaktadır. Konik silindirik elemanları ve yüzey noktalarını yazılım içerisinde construct menüsüne oluşturabileceğim gibi eğer CAD data üzerine PMI bilgileriniz tanımlanmış ise CAD data'nın import aşamasındayken bu bilgiler yazılım içerisinde otomatik olarak import edilecektir. Yazılım PMI datayı desteklemektedir. Şu an için tarama datamız yazılım içerisinde görmüş olduğunuz gibi yok. Ancak tarama datasını tarama işlemi tamamlandıktan sonra CAD data ile aynı eksen otomatik olarak taşımak üzere pre-alignment tanımlaması yapıyorum. Ve güzel bir görünüşe gelerek basic çakışmanın bir görüntüsünü rapor sayfama ekliyorum. Daha sonra RPS alignment için gerekli olan datum noktalarını görüntülenir hale getiriyorum. Burada nominal RPS elemanları üzerinde kırmızı bir uyarı görüyorum. Her bir elemana bir ölçüm prensibi tanımlayarak nominal elemanların tarama datası üzerinde nasıl hesaplanması gerektiğini yazılıma öğretiyorum. RPS Y1, Y2, Z1, Z2 ve Z3 yüzey noktaları bir başka elemanın üzerine inşa edildiği için Reference Construction ölçüm prensibini kullanıyorum. RPS X1 elemanını ise normal vektör yönünü koruyarak tarama datası üzerinde oluşması için Intersection with Mesh ölçüm prensibi veriyorum. RPS çakıştırma işlemini burada uyguluyorum. Ve referans noktaların X, Y, Z yönlerindeki sapmalarını içeren bir rapor sayfası alıyorum. Yüzey karşılaştırması renk haritasını hesaplattırıyorum. Ve RPS çakışma sonucunda oluşan renk haritasını rapor sayfama ekliyorum. Ölçüm planında yer alan bir diğer gereklilik ise kontak yüzeylerinin normal yönündeki sapmasını içeren bir rapor sayfasıdır. Burada elemanları Intersection with Mesh ölçüm prensibi vererek tablo ve 3D gösterim olarak rapor sayfalarıma kaydediyorum. Nokta bazlı etek bölgelerindeki malzeme kalınlığı kontrolünü basitçe CAD data üzerinde construct
Distance, Material Thickness komutuyla nominal et kalınlığını oluşturabiliyorum. Daha sonra oluşturmuş olduğum nominal elemanlara ölçüm prensibi vererek tolerans tanımlaması yapıp ölçümün uygunluğunu kontrol etmek amacıyla rapor sayfama ekliyorum. CAD data üzerinden etek bölgenin yüzeyini seçerek Construct, Surface, Material Thickness komutunu seçiyorum. Ardından bir ölçüm prensibi vererek nokta bazlı analizin yanı sıra et kalınlığı dağılımını renk haritası şeklinde de hesaplattırabiliyorum. Ve bunu rapor sayfama ekliyorum. Bu rapor sayfamda ise silindirik elemanların çapını kontrol edeceğim. Silindirik elemanları oluşturmak için Construct Cylinder Fitting Cylinder komutu ile elemanları oluşturabilirim. Fitting element ölçüm prensibi ile çapın kontrolünü gerçekleştirebiliyorum. Ve tolerans girerek uygunluk durumu kontrol etmek amacıyla rapor sayfalarımı ekleyebilirim. Şimdi ise bazı pozisyon ve yüzey profil GD&T kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla datum sistemi oluşturmam gerekiyor. Bu datum sistemini oluşturmak için gerekli olan primary, secondary ve tertiary datum referans elemanlarını ekranda görebilirsiniz. ABC datum sistemini oluşturmak amacıyla Construct menüsünden lokal koordinat sistemi ve create datum sistemi seçeneğini aktif hale getiriyorum ve datum elemanlarımı buraya tanımlıyorum. Datum sistemini oluşturduktan sonra rapor sayfalarımı ekleyebilirim. Burada düzlemselliğini kontrol edeceğimiz bir plane ve pozisyon kontrolünü gerçekleştirmek üzere 2 adet konik elemanım var. Öncelikle plane düzlemselliğini kontrol edelim. iInspect menüsünden Flatness komutunu seçerek tolerans siliyorum. Konik elemanlarında yine pozisyon kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla iInspect menüsünden Position Check komutuna giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kontrollerimizi ISO ve ASNET standartlarına göre gerçekleştirebiliyoruz. Datum referansını tanımlayıp yön bilgisini girerek kontrolümü yapıyorum. Ve tolerans bilgilerimi buraya tanımlıyorum. Ve bu sonuçları rapor sayfalarıma ekliyorum. Oluşturmuş olduğum rapor sayfalarını hızlıca göz atacak olursak, burada herhangi bir ölçüm sonucunun olmadığını görebilirsiniz. Bunun nedeni şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlemleri offline olarak gerçekleştirmiş olmamızdandır. Buradaki rapor sayfaları gerçek ölçüm işlemini tamamladıktan sonra otomatik olarak doldurulacak ve parça kontrollerini gerçekleştirmiş olacağız. Buraya kadar olan kısım ölçüm planımın ve rapor sayfalarımın offline olarak hazırlanmasıydı. Şimdi sizlere bu yazılımı sadece birkaç basit mouse hareketiyle hazırlamış olduğum ölçüm planını kullanarak döner tablo ve robot vasıtasıyla otomatik ve offline olarak ölçüm pozisyonlarının nasıl hesapladığını göstermek istiyorum. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce tarama kalitesi için parametrelerin önceden tanımlanmış olduğu scanning template'imi seçmem gereklidir. Bu scanning template'ler aracılığıyla otomatik robot programlama işlevi olan SmartEdge fonksiyonunda taramaların ölçüm planına göre hangi açılarda hesaplanacağı üretilmektedir. Bu proje için taramayı ideal ayarlarla gerçekleştirmek amacıyla döküm anlamına gelen casting'i seçiyorum. Burada dilersem kendi parametrelerimi de manuel olarak tanımlayarak şablon haline getirebilirim. Oluşturmuş olduğum şablonları daha sonra müşterilerle, alt yüklenicilerle veya farklı bölümlerle paylaşarak aynı tarama parametreleriyle taramaların yapıldığına emin olabiliriz. Bu işlemi tamamladıktan sonra close seçeneğiyle kapatıyorum ve otomatik robot programlama işlevi olan SmartEdge fonksiyonunu aktif hale getiriyorum. Karşıma çıkan ekranda tarama işlemi için otomatik pozisyon oluştur diyecek şekilde scanning'i seçiyorum. Fakat ihtiyacım olması durumunda SmartEdge fonksiyonunu kullanarak fotogrametrik ölçüm pozisyonlarını da otomatik olarak oluşturabilirim. Burada yazılım daha önce tanımlamış olduğumuz ölçüm planına göre hangi açıda taramanın ideal olduğunu scanning template'ler sayesinde biliyor ve bu şekilde ölçüm pozisyonlarını otomatik olarak hesaplıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi yazılım ölçüm serilerini hesapladı ve ölçüm pozisyonlarını aşağıdaki kısma listeledi. Ölçüm simülasyonunu görmek amacıyla ölçüm serisini offline olarak yürütüyorum ve ölçüm pozisyonlarını kontrol ediyorum. SmartEdge fonksiyonu ile robot her zaman için güvenilir ve en kısa yoldan hareket edecektir. SmartEdge fonksiyonu iki ölçüm pozisyonu arasında çarpışma olasılığı algıladığı takdirde ara pozisyon ekleyerek çarpışmadan bağımsız tam güvenlik sağlanmış yolları temin edecektir. Buraya kadar olan kısımda ölçüm planımı ve raporlamayı offline olarak gerçekleştirdik. Ardından ölçüm pozisyonlarını SmartEdge fonksiyonu sayesinde tek bir tuşa basarak otomatik ve offline olarak gerçekleştirmiş olduk. Projeden şablon oluşturu seçeneğine tıklıyorum ve projeyi kaydediyorum. Şimdi ScanBox 6130 içerisinde template'imi hazırlamış olduğumuz parçaların taramasını yaparak rapor sayfalarını kontrol edeceğim. Sistem bilgisayarına hazırlamış olduğum template'imi yüklüyorum ve ardından kiosk arayüzüne geçiş yapıyorum. Kiosk arayüzü, programlamayı yaptığınız ana template'e bağlı olarak çalışan operatör arayüzümüzdür. Bu indirgenmiş arayüzde operatör yalnızca parçayı ölçüm hücresi içerisine yüklemek ve programı çalıştırmakla yükümlüdür.
Ana şablon üzerinde gerekli olduğu durumda yine değişiklikler parametrik yazılım sayesinde çok kolay bir şekilde yapılarak kiosk arayüzünde bu değişiklikler tanımlanabilmektedir. Ekranımın sol tarafında programı başlatmak için kullandığımız kiosk arayüzünü, sağ alt kısmında ise gerçek ölçüm hücresi içerisinde yerleştirmiş olduğumuz kamera görüntüsünü görebilirsiniz. Bu sayede VMware içerisinde robot hareketleri ve gerçek ölçüm hücresi içerisindeki robot hareketlerinin eş zamanlı olduğunu da takip edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tarama işlemi tamamlandı. Şimdi hesaplanan rapor sayfalarını hızlıca göz atalım. Burada rapor sayfalarına ait bir içindekiler tablosunu görebilirsiniz. Yüksek hassasiyetli tarama işlemi sonucunda elde edilen tarama datası ekranda görüntülendiği gibidir. Poligonizasyon işlemi sonucunda elde edilen SQL data üzerinde eğriliğin yüksek olduğu alanlarda sık, düz yüzeylerde ise daha gevşek nokta yoğunluğu bulunmaktadır. Basit çakıştırma sonucunda tarama datası ve CAD datayı kabaca aynı eksende bir araya getiriyoruz. Ana çakıştırma olan RPS için kullanılan referans elemanlarının sapmalarını da buradan kontrol edebilirim. RPS çakıştırma sonrası elde edilen yüzey karşılaştırması renk haritası ekranda görüntülendiği gibidir. Burada CAD data'ya göre sapma dağılımını sağ tarafta bulunan Legend aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Mavilikler CAD data'ya göre aşağıda olduğumuzu, kırmızılıklar ise CAD data'ya göre yukarıda, yani pozitif yönde sapma gösterdiğimizi ifade etmektedir. Temas yüzeylerinin normal yöndeki sapmalarının sonuçlarını da ekranda görebilirsiniz. Alt kısımda sonuçları hızlıca kontrol etmek amacıyla kullanabileceğimiz CMM tarzı tablo gösterimler rapor edilebilmektedir. Nokta bazlı et kalınlık analizinin sonuçlarını kontrol ettiğimizde tüm değerlerin verilen toleransa göre uygun geldiğini, yalnızca bir değerin alt tolerans bölgesine yaklaştığını görebiliyoruz. Gerçek parça üzerinde hesaplanan et kalınlık dağılımı renk haritası şeklinde de raporlayabiliriz. Bunu ekranda görebiliyorsunuz. Silindirik elemanların çap değerlerinin verilen tolerans aralığı içerisinde kaldığını, fakat alt tolerans bölgesine yaklaştığını görebiliyoruz. ABC datum sistemimizin hesaplandığını burada görebilirsiniz. GD&T ölçüm sonuçlarını ISO standartlarına uygun olarak raporlamak mümkündür. Düzlemsellik, silindiriklik ve pozisyon kontrollerimizde burada görüldüğü gibi uygun gelmiş durumda. Diğer elemanlar için hesaplanan silindiriklik ölçüm sonuçları da yine uygun raporlanmış. Kalıp çıkış açısı sonuçlarını kontrol ederek uygunluğunu tespit ettikten sonra rapor sayfalarını onaylayarak PDF, Excel çıktısı veya Atos proje dosyası olarak kaydedip paylaşabilirim. Ölçüm sonuçlarını onayladıktan sonra Atos ScanBox'ta ölçüm hücremiz bir sonraki parça ölçümü için hazırdır. Burada operatörün yapması gereken tek şey yeni bir parçayı alarak ölçüm hücremiz içerisine yerleştirmek, tek bir tuşa basarak ölçüm serilerini tekrar çalıştırmak olacaktır. Atos ScanBox otomasyonlu optik 3D tarama sistemiyle hızlı bir ölçüm gerçekleştirerek erken dönemde boyutsal hataların önüne geçmek ve kalite kontrolünde mükemmelliğe ulaşmak mümkündür. Evet, ikinci uygulamamızı da böylece tamamlamış olduk. Şimdi webinarımızın başından bu yana yapılan tüm çalışmaları özetlemek gerekirse, Atos Optik Ölçüm Sistemi ile üretilen parçaların boyutsal kontrolünü, sapma kontrollerini ve GD&T analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra modellerde draft açılarını ve dökümde kullanılan bileşenlerin montaj uyumunu dijital ortamda kontrol edebilirsiniz. Döküm ve ısıl işlemler sonucunda oluşan boyutsal değişiklikleri analiz edebilirsiniz. Parçaların tam alanlı ya da kesit üzerinden et kalınlığını ölçebilirsiniz. Elde edilen dijital ikizi, takım ve kalıpların hızlı devreye alınması ve onaylı data arşivi oluşturmanızda kullanabilirsiniz. Devamlı kullanılan model ya da kalıplarınızın periyodik bakımında aşınan bölgelerin tespitini yapabilir ve aşınma miktarını ölçebilirsiniz. Fazla ya da eksik malzemeyi analiz edip talaşlı imalat süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz. Ve son olarak seri üretimlerde istatistiksel proses kontrol sağlayabilirsiniz. Etkinliğimizi sonlandırmadan önce Kadem Metroloji ekibinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Ekibimiz 20 yılı aşkın süredir endüstriyel kalite kontrol alanında faaliyet gösteriyor. 3 boyutlu optik ölçüm ve tarama için manuel ve otomasyon sistemler ve metroloji yazılımları ile bu sistemlerin yedek parça ve sarf malzemeleri, teknik servis bakım hizmetleri ve metroloji eğitimleri konularında yetkiniz. Ayrıca proje bazlı taleplerde 3 boyutlu tarama, kalite kontrol ve tersine mühendislik çalışmalarında da aktif olarak yer alıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde gördüğünüz tüm sistem ve yazılımlar distribütörü olduğumuz GOM Metroloji'ye aitti. GOM Metroloji, dünyada kurulu 20 binden fazla sistemi ile uzmanlığı endüstriyel optik ölçüm sistemleri olan
ve bu alandaki tüm ihtiyacı tek kaynaktan sağlayan bir teknoloji üreticisi. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile birlikte optik metroloji, endüstriyel ürünlerin geliştirilmesinde, üretiminde ve kontrolünde süreçlerin önemli bir parçası haline geldi. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz sonunda iletilecek ankete katılarak da yorum ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Bizler sorularınız için bir 5 dakika daha burada olacağız. Eğer süre nedeniyle dönüş yapamadığımız sorular olursa sizlerle de ayrıca iletişim halinde olacağız. Bir adet soru görüyorum ben. Emre Bey burada herhalde. Emre Uysal. Tabii Okan Bey, dilerseniz cevap verirsiniz. İsterseniz ben onu cevaplarken diğer taraftan başka soru gelecekse diğer tamam, katılımcılar da panelistlerde cevaplar. Ben de bu arada en azından zamanı kullanmış olayım. Üretilmiş parça üzerinden yapılmış analizde birbirinden farklı ve sınırları parça üzerinde belli olmayan bölgelerde farklı kalınlık hataları olduğundan bahsetmiştiniz. Sanırım 8 ile 21 doğrudur. İlgili alanları daha sonra tezgahta işlerken işlenecek bölgeleri tezgaha nasıl tanımlıyorlar diye bir soru var. Hemen cevaplayalım. Emre Bey'i de katılımcı olarak gördüm ben. Hem Emre Bey hem de diğer katılımcılara soruyu cevabını aktarmış oluruz. Buradaki ana hikayemiz aslında sunumdaki içeriği doğru görmüş Emre Bey. 8 ila 21 metre. Bu farklı farklı talaş payları söz konusu olabilir dökümde. Burada bahsettiğim üzere döküm en büyük girdimiz, ham maddemiz. Buradaki döküm kaynaklı yaşanan ekstra talaş paylarının veya uygun olmayan talaş miktarının analizinde zaten optik taramayı kullandığımızı ifade etmiştim. Buradaki tezgahta işlerken işlenecek bölgede tezgahı nasıl tanımlıyorlar sorusu aslında bizim KEM bölümüne, KEM uzmanımıza yani talaş üretim öncesi CNC'ye yüklemeden önce KEM programını yapan arkadaşa biz bir çıktı veriyoruz. Bu STL data yani ilgili dökümün tarama datası. Bu tarama datasındaki mesela örnek verelim 8 ila 21 metre ise 21 milimetredeki Z yüksekliğinden başlamak üzere takım yolunu optimize şekilde KEM programcısı tezgaha tanımlıyor. Dolayısıyla bu döküm tezgaha yüklendiği zaman ilk talaş alacak kısım Z yüksekliği en fazla olan yer. Ama şöyle bir kazanım oluyor. Talaş miktarı az olan yani örneğin bu 8 mm'lik kısımdan hiç takımı oraya göndermiyoruz. Dolayısıyla önce ilgili kod düşme işlemi gerçekleştikten sonra nereden talaş alacaksa o talaş sağlıyor. Dolayısıyla en büyük kazanım aslında burada bir zaman kazanımı. İki, tezgahın boşta kalma takımın boşta kalma süresini minimize etme, optimize etme olarak tanımlayabilirim. Yine soruya cevap olmuştur diye düşünüyorum. Farklı bir teknik şey varsa, kavram varsa bunu da sonrasında ilgili işte LinkedIn'den veya farklı iletişim bilgilerinden cevaplamak isterim. Farklı sorular olursa da. Şadan Hanım veya Damla Hanım siz yönlendirin istersiniz. Farklı sorular var mı bilmiyorum. Tabii, diğer panelistlere. Tabii. Farklı sorular alıyoruz. Erhan Bey'in bir sorusu var. Atos sistemlerinin GOMİSPEC yazılımının zaman ve maliyet açısından çok büyük avantajlar sağladığı aşikar. Merak ettiğim konu şu, GOMİSPEC yazılımından elde ettiğimiz detaylı ölçüm raporlarını firma olarak kullanıyor olmak, üretici firmanın sektördeki markalaşması ve saygınlığı açısından avantaj sağlıyor mu diye bir soru. Doğru anladıysam eğer referanslardan burada bahsedebiliriz. Özellikle otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe Atos sistemlerini, GOMİSPEC yazılımlarını kullanan önemli referanslarımız var. Bu da aslında aynı dili konuşmak açısından
tercih sebebi oluyor. Barış Bey. Sorusu var Damla Hanım. İç yapısal analizler yapılıyor mu şeklinde. Bu sorunun cevabı olarak biz optik tarama sistemleriyle birlikte malzemenin optik olarak görüntülenen yüzeyler üzerinden ölçümler gerçekleştiriyoruz. Koordinat ölçümleri gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla iç yapısal analizleri yapamıyoruz maalesef ki. Bir de Barış Bey'in bir sorusu var. 3D tarama sırasında target kullanımı var mıdır şeklinde. Bu target kullanımları aslında bizim boyutsal hassasiyetimizi korumak açısından çok önemlidir. Evet, markasız taramalar yapabiliyor muyuz? Tabii ki yapabiliriz. Ama buradaki görüntü birleştirmedeki hassasiyeti üst seviyeye çıkarmak amacıyla bizim markalara ihtiyacımız olacaktır. Seri üretim şartlarında parça üzerinde herhangi bir marker yerleştirmeden de parçanın etrafına marker yerleştirerek tarama alanının içerisinde kalacak şekilde bu markerı yerleştirdiğimiz takdirde marker kullanımını azaltabilirsiniz veya ortadan kaldırabilirsiniz. Ben de Melike Hanım'ın sorusuna bir ilave yapmak istiyorum. İç yapısal analizler aslında endüstriyel tomografi sistemleriyle, CT'lerle beraber yapılabiliyor. Hem parçanın dışındaki boyutsal kontrolünü hem malzeme hatalarını ve bu hataların boyutlarını raporlayabildiğiniz, ölçebildiğiniz endüstriyel tomografi sistemleri CT'ler mevcut. Kesinlikle. Başka sorumuz yok sanırım. Katılımcılarımız soru sormak isterse bir dakika daha bekleyebiliriz. Yoksa artık etkinliğimizin sonuna geldik. Katılımcılarımız ile etkinlik videosunu paylaşacağız. Onu da bilgisini tekrardan paylaşmış olalım. Yine sorularınız olması halinde tüm ekibimize metroloji@kademmetroloji.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan da aynı şekilde bizi takip ederseniz yine bu tarz etkinlik, webinar, eğitim, bu tarz içeriklere ulaşabilirsiniz. Anlam sorunuz yok sanırım, ben öyle anlıyorum. Evet, başka soru göremiyorum. Mevcuttakileri cevapladık. Evet, sonlandıralım. Zaten mail adreslerimiz üzerinden de bize her zaman ulaşabilirsiniz. Herkese katılımı için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için, katılımınız için, zamanınız için. Bir sonraki etkinliğimizde yeniden görüşmek ümidiyle. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Kolay gelsin.